Merhaba arkadaşlar, Ramazan'ın son gününe hoş geldiniz. Son sahur, akşama da son iftar. Evet, ben de buradayım arkadaşlar. Evet. Sahura katıldım. Son videomuzu Recep'le yapalım dedik. Aynen, sahuru çekmek istedik son. Bu senenin son sahuru ve son iftarda maalesef katılamayacağım sizlere. Ama iş yerinde açacağım. Aynen. Son iftarda evet. Recep yok. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi sahurdan başlayalım dedik. Hemen şöyle bir size, biliyorsunuz torbaların içine ne koyduğumuzu hiç göstermemiştik. Çocuklarla birlikte siz de öylelikle görüyordunuz. Ve bugün son gün, yani son gün torbasını Recep'le beraber hazırlamak istedik. Şöyle yine çikolatalarımız var. Böyle bu şekilde bunları koyacağız. Bir paşa atayım. Şöyle. Sonra burada bir mektubumuz var. Onu açıp göstermeyeceğim şu an. Çünkü iftarda görün istiyorum. Evet, özellikle yazdık onu son günde. Ondan sonra burada da para var. Büyüklere 20'şer euro, küçüklere 10'ar euro demiştik zaten. Liya Ceylin 20 euro, Saadet Hasan 10 euro. 10 euro. Aslında Hasan'a 50 euro vermek lazım. Çok oruç tuttu değil mi? O çok oruç tuttu. Bütün gün 30 günü de tuttu. Ama Ceylin'den Liya'ya 100 vermem lazım. Aynen. Saadet'e 5. Evet. Yine şöyle yapayım, artık çıkartırken söylerim hani kim kimin diye. Evet arkadaşlar, mektubu da ben olmayacağım maalesef. İftarda açılırken artık Liya okur. Aynen. Yani bir teşekkür amaçlı bir şey yazdık tabii ki. Hani aferin demek istedik aslında. Hele ki Ceylin'den hiç beklenmedik bir performans gördüm bu sene. Evet, bu arada da kilo da verdi ha. Evet, oruç tutarak. Verdi. Arkadaşlar 10 yaşında daha. Pardon, 11. Yok, 10. 10. Ceylin'in öyle kalıplı olduğuna bakmayın. 10 yaşında. 10 yaşında da. Eylül'de olacak. Ama maşallah boğa gibi. Böyle. Evet. Bir yandan da hemen sahurumuzu hazırlayacağız. Saatimiz geliyor. Şöyle fırına koydum, açtım ısınsın diye. Şöyle saati de göstereyim sizlere. Fırını ekmek yapacağım. Aslında çocuklar gelse yavaş yavaş. Öyle 4'e 5 geçiyor. Acaba torbayı bugün bitkinin üstünde bırakmasak mı? Niye? Çünkü bence bazen içine bakıyorlar. Bakar mı sence? Bakabilirler. Sanki şimdi içine hiç şey olmuyor. Bugün gelmiş bana. İftarda sen duydun mu onu videoda? Sana gönderdiğim videolarda. Yok. Ya, duyamazsın, kulağıma söyledi çünkü. Ben diyor, babaannenin yaptığı hediyenin içinde ya ablamın hediyesini gördüm. He, vay cadı var. Ne gördün kızım? Para var üstünde, dörüküyor. Bu arada söyledi mi o hediyeyle kimden olduğunu? Dedik ya, babaanneden. Evet, babaanne. Peki, gittiği için, bu sene burada yanımızda olduğu için. Babaannesi öyle hediyeyle yaptı. Sağ olsun, önceden hazırladı verdi. Hem bayram hediyesi. Hem de biraz değişik yapmak istedi. Çocuklar oruçta tuttuğu için bu sene. Gerçi Liya her zaman tuttu. Ama Ceylin işte başladı. Ceylin daha yeni. Geçen sene evet. Onu o kadar tutturmamıştım. Ara ara tutmuştum. Evet. O zaman da 9 daha yaşında. Yaşı küçük diye. Evet. Ama öyle yavaş yavaş alıştırıyoruz evet, arkadaşlar. Evet, alışması lazım yavaş yavaş. Şöyle ekmeklerimizi de koyalım. Zaten gerisini hemen koyuluyor masaya. Kahvaltı türü olduğu için. Çöpüm de ağzına kadar dolmuş maşallah. Şöyle bunun için yapalım. Oraya da sahura hiç hamur işi yapmadım bu sene. Oh. Olsun. Zaten en çok şey, iftarda artıkları yedik daha çok bu sene. Artıkları evet. Hı-hı. Ama öyle de israf olmuş işte. Hani çöpe gitmiyor yani. Evet. Zaten çöpe atmak günah.
O yüzden hani iftardan kalanları evet, sahurda insan daha çok açıyor. Aynen. Sahurda yedik. İftarda kalanları. O gülle yaşıyor da. Laleler. Lale. He, çocukların verdi. Bahçeden kopardı lalele. Şunlar hemen öldü. He, doğru orada da vardı. Bunlar gitmiş. Ben bunu buraya saklıyorum. Nereye? Şuraya at. Tamam. Görseler bile almazlar orada. Tamam. Ben çocukları çağırayım mı yavaş yavaş? Ben çağır, aynen. Tamam arkadaşlar, ben bir çocukları çağırayım. Ondan sonra video devam edeceğim. Bu arada çocuklar uyumadı da. Liya Ceylin, Saadet. Hadi sahur. Hadi auf. Günaydın diyeceğim, uyumadınız galiba. No. Öyle gözüküyor. Daha canavar gibisiniz, baksana. Sarı kurt. O nasıl gelmek kız? Galiba seviliyor. Bence de son sahur diye, son iftar diye bir de kafa sallıyor. Hep motive kendisi. Çok motive canım. Sakın be. Ne sualte şema? Basten. This Harry Potter. Evet arkadaşlar, burada da yumurta kaynıyor. Ve Mehtap bir şeyler yapıyor. Peynir kesiyor. Valla çocuklar sucuk da yiyor sahurdan. Hiçbir şey olmuyor onlara. Valla ben yesem hemen susarım. O Harry Potter'ın peynirini kızartayım mı sucuğu, ister misiniz? Ya da çiğ mi yiyeceksiniz? Valla fark etmez, ikisini de yerim ben. Sen? Kızartayım mı? Kızart. Hemen kızartayım, çok kızartayım. Ne yapıyorsunuz biliyor musun? Böyle eğer keti yaparsanız o zaman buraya anne, büyük bir kahvaltı mı yapacağız? Evet, bugün son sahur çünkü. O da şıdırt. Kazan kafanda yer. Yemese de en azından katılır. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi onlar masayı, sofrayı falan hazırlarken ben de yandan beri konuşayım. Ramazan'ın son günü arkadaşlar. Ramazan bittikten sonra Mehtap günü açtı bunu. Ramazan bitince arkadaşlar öyle ev turu videosu gelecek. Ondan sonra tanıtım videosu gelecek. Öyle vlog videoları gelecek. Yani istediğinizi yazabilirsiniz. Hani ne istiyorsanız onu çekebiliriz yani. Tabii ki benim en sevdiğim bölüm inşaat videosu da gelecek. Arkadaşlar. Böyle akıya da yapabiliyor. Eğer burası kırıldıysa böyle. Evet. Arkadaşlar şöyle dakikayı da göstereyim. Soframızı oturalım. Yemeğimizi yiyelim. Evet, biraz acele etmemiz lazım. Evet. Hadi oturalım sofraya. Ne güzel. Hadi oturun bakalım. Eğer akun kırılırsa sağlam tutuyor. Tamam. Ne güzel. Ona bana bir yer getir kızım. Arkadaşlar yanı başım Mehtap hazırlarken ben sizlerle son sahuru vedalaşayım.
İftarda görüşemeyeceğiz. Herkesin tuttuğu oruç inşallah Allah kabul eder. İnşallah bol bereket verir. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum size. Burada zaten videoyu kapatacağız. Yemeğimizi yememiz lazım. Burada daha 25 dakikamız vardı. 24 olmuştur şimdi. Dediğim gibi şimdilik benden hoşça kalın. Şimdiden herkesin iftarı kabul olsun. Kabul olsun. Allah kabul etsin. Gerçi Allah biz görüşeceğiz akşama. Siz görüşeceksiniz ama ben şimdiden vedalaşırım. Bu benim maalesef son sorum. Allah izin verirse seneye inşallah bir daha. Bu sene böyle bitti. Evet arkadaşlar. Anam özenim derken geç kaldım. Şimdi de görüşürüz. Hayırlı sağlıklar ve hayırlı iftarlar size. Hoşça kalın. İftarda Mehtap'la görüşeceksiniz. Ben işte olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Ramazan'ın 30. ve son gününe hoş geldiniz. Koca bir ayı arkamızda bıraktık. Bu sene de yani 2024'ünde Ramazan'ı bitti. Maalesef çabuk geçti. Allah inşallah tekrarlarını nasip eder cümlemize. Evet arkadaşlar, bugün Liya'nın istediğini yapacağız. Çünkü Liya Ramazan'ın son gününde büyük bir kahvaltı istemişti. Aslında biz bu sabah sahuru da çektik. Şimdi biraz böyle şey olacak, Allah Allah, bu sahur mu iftar mı belli değil gibi olacak. Çünkü sahuru da bir tık daha özendik. Son sahurumuz olduğu için. Evet, iftarı da dediğimiz gibi kahvaltı yapacağız. Çünkü Liya öyle istemişti. Bir hafta falan oluyor, sormuştu. Son iftarımızı kahvaltı olarak yapabilir miyiz diye. Ben de tamam demiştim. Zaten biliyorsunuz Recep de yok. Öğlence arkadaşlar. O yüzden şöyle hemen ekmeklerden başlayacağım. Fırına ekmek atacağım pişsin diye. Yine püskülüğe gitmedim yalnız olduğum için. Recep evde olsaydı belki giderdi. Şöyle kara ekmek de aldım. Biraz karışık aldım. Dedim bugüne karışık olsunlar. Kahvaltımı koyacağız. Ondan sonra kuymak yapacağım biraz. Çay demleyeceğim. Yine sucuk kızartırız. Sahurda kızarttığımız gibi. Böyle kahvaltı olacak. Tabii günlük kahvaltıya bakarak bir tık daha değişik olacak hani. Normalde tabii ki kahvaltımızı öyle yapmıyoruz. Her zaman. Bir hafta sonu kahvaltısı gibi düşünün. Şöyle çayımızı da demleyeyim. Çay demleyeyim, tamam. Bugün de arkadaşlar aşırı başım ağrıyor. Niyeyse. Çok fena başım tutuyor. Evet kızım, şöyle bir masayı falan hazırlarken şunları falan bir atayım fırına, ondan sonra devam çekeriz. Ya ha, sucukmuş. Ben de diyorum o ses nereden geliyor? Sucuktan geliyormuş meğer. Koysam mı oraya, koymasam mı, nasıl yapacağız? Karar verelim. Şöyle koyayım değil mi? Dur yine şöyle. Çok peynirlik doğramayacağım daha fazla. Salatalık falan doğrayım. Hı hı. Domates doğramayacağım bu defa. Yemediniz domatesi. Tabakları bu sefer koyayım mı masaya? Koy tabii. Salatı gibi yapıyoruz ya. Bundan mı koyayım? Ha? Küçükten mi? Hayır, düz koy. Düz. Hı. Şöyle poğaçınları da göstereyim, onlar da pişiyor. Cin onu neyse
Ben de yedim onları. Ha, aslı. Bayramdan sonra ev turu değil mi? Bayramdan sonra tam olarak hangisi bilmiyorum ama ilk videolar sırayla gelecek. Belki tanıtım yaparız. Bakacağız. Ev turu da olabilir. Bazen böyle yapıyorum. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Yağda değil de şöyle bir damla su atıyorum içine. Sonra böyle zaten kendisi yağlı olduğu gibi bir nevi de haşlanmış gibi oluyor. Güzel oluyor ve sert olmuyor. Yumuşacık oluyor o zaman. Evet. Şimdi hazırlıklarımız devam ediyor. Çayı demledim arkadaşlar. Biraz sosis kalmıştı. Çıtır sosislerden koydum şimdi suya pişsin diye. Bir de çocuklar sucuk istedi tekrardan. Samur da güzel gitti. Onların midesi falan da yanmıyor. Susamıyorlar da sucuktan. Ben sucuk yemedim de. Sen yemedin mi? Biz bir yerden yedik. Ben çok karnım acıkmadı. Doğru, Samur da çok aç değildin sen. Bir kangal mı yapsak bugün ha? Yani bütün hepsini yapmayalım. Yarımını yapalım şöyle. Tamam. Çünkü kuymak falan da yapacağım ya. Şimdi bir de sosis de var. Evet, doğru. Yine tabii ki peynir falan koyacağım. Dünkü gibi. Arkadaşlar. Bu arada yarın bayram videomuz olacak. Ama yani nasıl olacak? Onu da tam recepte konuşmadık. Valla başım o kadar ağrıyor ki. Çay kaynıyor galiba. Ailemizin yarısı Türkiye'de. Kaynamamış. Yarısı değil. Babaanne. Babaanne, dede, hala. Konserve alalım. Ya yine de tam yarısı yapmıyor bence. Bir o kadar da bu kadar insanımız var. Yengem var, Ebru yengem. Yani. En çok annem. Hatice alalım. Şükrü amcam var, Celil amcam var, Hatice halam var, kuzenlerin var. Yengem gibi gelmiştir. İşte, taşıyor az kalsın. Kıstım. Kısmamışım. Kaç dakika kaldı? Taştı. Bunlar hepsi çabuk olan şeyler. Fıfıfı 25 dakika. Ekmek oldu mu gerisi problem değil. Ama masayı kurabilirsin kızım. Gelir. Tabaklarımızı, çatallarımızı koy. Şey, çay mı var basa? Hı, olur. Tamam. Evet, az sonra kuymağı da yapacağım değil mi? Hı. Evet, kuymağı yaparken devam çekeriz. Bitirdim. Evet arkadaşlar. Sofra da hazır. Yok, ona daha sosis koyacağım. Ben kuymağı da yapacağım. Bir dakika. Atayım bu. Şöyle yapalım. Şöyle sosis koyarız. Şuraya da sucuk koyarız şöyle. Kuyma soracak ya. Fosiş, yemek. Işığı bile yakmamışız. Ama ışıktan hiçbir şey görünmüyor. Işıktan mı görünmüyor? Ya. Işıksız daha mı iyi? Ya çünkü beyaz görünüyor. Baban hep ışığı yakıyor ya. İki kaşık yaptım tek arkadaşlar. Bize yeter. Adam. Recep de yok zaten. İki kaşık mısır unu. Şimdi içine biraz su katalım. Kaynatayım da. Şurada kaynatayım.
gelecek tabii ki de. Anne, peynir koydun mu? Yok kızım, dur bir. Ununu halledelim. Dikkat. Koy. Geri koy onu. Evet arkadaşlar. Kıymak, ırmak oluyor. Çok sıcak. Şöyle sosisler de sucukta pişti. Bu üçünler de oldu. Üçmekler de oldu. Peynir koyayım mı şimdi? Peynirini mi? Aha. Hadi koy. Beğendin mi? Kolonu yıkaçıksa nasıl olur? Koş elini yıka gel. Madem devam yapmak istiyorsun. Kısalım hatta bir tık daha. Ben de attık koyayım masaya koymak için. Hı. Yani şöyle. Daha rahat rahat zamanımız var zaten. 11 dakika kalmış. Mali bardakları bir defa şöyle yapacağım. Çünkü çok yer kaplıyorlar. Yer, yok ondan değil, çay var ya. He. Belki işte çay içmek isteyen de olur çocuklardan. What your tea? Is it tea? It's tea. Şimdi koy. Kaça ne koysun anne? Ben sana az bir. Ben sana şöyle vereyim. Kaç yaprak var bunda be? Bir yaprak. Bir. Yani iki, iki. İki değil mi? İki. Dur. Elinle bölmeyi unutma. Nasıl? Nasıl ya? Böyle şap diye atma içine. Sevinç'ten çocuğun yemek yapası geldi bugün. Hadi al bakalım. Koy. Koy koy koy. O kadar da şey demedim. Aa, bu demekte. Küçük oldu birazcık. Bayağı küçük oldu evet. Şöyle çocuklara çay koyayım önden. Bu demlik de çok akıtıyor. Yeri. İki mi? Yarısı yere aktı. Şöyle soğusun. Bu iki herhalde. Buna soğuk su katmamıza gerek yok. Bayağı demli mi oldu kız? Pişin. Şu an. Bence de. Evet arkadaşlar, son bir dakika kaldı. Şunu kuymağımızı da götürelim masaya. Dikkat. Baba yine yok. Baba yok kuzum, evet. Dikkat edin, tamam mı kuzular? Çaylarınız soğudu mu bilmiyorum. Bugün ben boyamadım. Baba baba. Çok mutlusun bak. Aa, sen bugün boya yapmadın mı hiç? Evet. Ama yine... Eyvahlar olsun. Ama... Koy tabağına yavaştan soğusun. Ben de kendime çay doldurayım. Evet. Şöyle bir çay dolduralım. Nasıl akıtıyor, nasıl akıtıyor. Normal değil. Büyük demliğe de demlemek istemedim. Ziyan olacak. Bu da böyle akıtıyor. Çaylar. Hasan dikkat et paşam. Çaylar. Anla, hiçbir şey anlamadım. Oldu mu anneciğim? Ben de tatlı şeyler gelmiyor. Niye hemen kapattın? Bıraksaydın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, herkesin orucunu Allah inşallah kabul eder. Dediğim gibi inşallah tekrarlarını görürüz. Hayırlı iftarlar. Allah afiyet olsun kızlar. Ezan benimki çalmadı. Okunuyor ya. Ezan. Benimki nerede? Abla senin iPad'in de herhalde. Neyse, Allah kabul etsin arkadaşlar. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bismillah Rabbim. Bismillah. Bismillah.
Evet arkadaşlar, elhamdülillah yedik içtik doyduk ve sıra geldi son torbamıza. Son torbamızı en büyük kızımız açıyor. Evet. Çünkü Liya dün hakkını sana vermişti. İyi ki de vermişim. İyi ki de vermişsin aynen. Son torba sana geldi. Gösterelim. 30 numara 30. gün. Onlar yarın. Onlar bayram hediyesi. Hadi aç bakalım. Evet, içinden babayla benden size bir mektup. Sesli gene oku bakalım. Siz mi yazdınız? Bu arada Türkçeni görelim. Ben biliyorum, ben okuyabiliyorum Türkçe. Güzel kuzularım, bu Ramazan ayında sizinle birlikte sahur ve iftar sofralarını paylaşmak bizim için gerçekten büyük bir mutluluk ve zevkti. İyi ki varsınız. Oruç tutarken gösterdiğiniz sabır, dayanıklılık ve nezaket için size minnettarız. Sizinle birlikte bu kutsal ayın bereketini ve huzurunu yaşamak bizim için çok değerliydi. Sizlerle bir arada olmak dualarımıza güç kattı. Bu güzel Ramazan günlerinde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz ve büyük hediyeyi hak ettiniz. Güle güle harcayın sizler seven baba ve anne. Güle güle harcayın sizleri seven baba ve anne. Güzel kuzularım, bu Ramazan ayında sizinle birlikte sahur ve iftar sofralarını paylaşmak bizim için gerçekten büyük bir mutluluk ve zevkti. İyi ki varsınız. Oruç tutarken gösterdiğiniz sabır, dayanıklılık ve nezaket için size minnettarız. Sizinle birlikte bu kutsal ayın bereketini ve huzurunu yaşamak bizim için çok değerliydi. Sizlerle bir arada olmak dualarımıza güç kattı. Bu güzel Ramazan günlerinde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz ve bu küçük hediyeyi hak ettiniz. Güle güle harcayın sizleri seven baba ve anneniz. Göster bakalım. Anlaşıldı mı benim kuzum? Anlaşıldı, anlaşıldı. Ben güzel okudun. Çok güzel. Güzel mi? Bütün. Bütün mamim. Biz de size diyoruz buradan tekrardan kuzularım. Dankeschön. Biz size teşekkür ederiz. Evet. Sen şu çekil şimdi. Şimdi sıra hediyelerde. Bunun su klen. 10 euro diye. 10 euro sadişin. Al sadiş. Ich dachte das 5 Euro. Ondan mı 10 euroyu kaptın? Hasan o ne? Kokluyor, kokluyor. Ama ağzınıza sürmeyin parayı. Anne bu kaç euro? Çok mu? O 5 cent. Bu? O 10 euro. Çok, o çok. Bizimkinden daha çok. Neden öyle çok? Hayır, bizimki daha çok. Aha, ben... Sadet Askay kuzum, tek seni görüyorum. Ne oldu? Hayır, sizinki daha çok değil, yalan söyleme. Hayır, şaka yaptım, bizimki çok fazla. Hasan, çikolataları gördün, parayı attın kenara. Bir dakika, benimki nerede? Elinde. Yo. Ha, çikolataların. Hasan yumurtası nerede? Ha, yiyor ya bile. Bütün güle güle harcayın. Güle güle. Bayramdan sonra çarşıya gidersiniz. Tamam mı? Ceylin kömü tavşun. Takis alma kızım paranla. Kömü tavşun. Sen açacak mısın? Evet kuzular. Sıla ablanız selam istemiş hepimizden. Bir selam söyleyelim. Ne oldu? Parayı görünce hav hav mı oldun Ceylin?
Evet, hadi kuzular. Sıla ablaya buradan çok selamlar olsun. Evet. Evet. Selam. Evet, ve en sıkı takipçimiz Lia Dunkelnacht senin sepetini çok merak ediyor. Getirmek ister misin? Getireyim. Hadi bakalım, bugün son gün. Sepetini getir, biriktirdiğini bir görelim bakalım. Bunu yiyebilir miyim? Yiyebilirsin ama masada. Aşkım, videoyu bitirelim, ondan akmak istas ya. Oh, ne alacaksın oğlum paranla? Smarties. Tamam ama ağzına... Ama küçük Smarties. Küçük Smarties'lerden. Evet. Tamam ama parayı ağzına sürüp durma, tamam? Ben getirdim. Aha, sepet geldi. Getir bakalım Lia. Allah! Bunları da koyayım. Hay maşallah. Dur şunları çekeyim, daha güzel görünüyor. Oo, işte biriktirmek de böyle bir şey arkadaşlar. Güzel. Onları da koy, onları da koy. Hadi bakalım. Paranı da koy. Ama çok şey yaptın, şatın yaptın. Koy onları da. Biz de yapsak mı ya? Aynen, bir kenarı kay bakalım. Sepeti Lia'nın bu durumda arkadaşlar. Maşallah. Güzel topladı kuzum benim. Evet, o zaman videoyu bitirelim ki baba da bir an önce videoyu yapıp koysun YouTube'a. Değil mi? Evet. O zaman buradan ne diyoruz arkadaşlar? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Sen de söyle. Like atmayı unutmayın. Aferin. Bak böyle çok güzel bir ikili oldunuz siz. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Bayram videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bayram. Bir tane oyuncağı.